Dostlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ege Seramik hissemizi inceleyeceğiz. Hissemizi incelemeden önce SPK'nın bildirisiyle başlıyoruz. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka araştırmanızı yapın. Ondan sonra yatırım kararı alın. Bunlar sizin için hem bilgi anlamında hem teknik anlamında da çok önemli roller oynayacaktır. Şimdi dostlar Ege Seramik'in internet sitesine bir giriyoruz. Aslında Ege Seramik'in internet sitesinde gayet kapsamlı modern bir site bizleri bekliyor. Çünkü 360 derece sanal tur sunan showroom ve fuarlar var. Onun harici ürünlerle ilgili ve e-ticaret, sanal tur, satış noktalarıyla ilgili kapsamlı olarak tek tıkla istediğiniz her yere girebiliyorsunuz. Biz biraz daha kurumsal tarafına bakalım ve arkadaşlar Ege Seramik'in 1972 yılında İbrahim Polat tarafından İzmir'de kurulduğunu görüyoruz. 75 yılında üretime geçtikten sonra özellikle 90'lı yıllarda altyapı, teknoloji, tasarım ve kalite standartlarına ağırlık vererek günümüzde sektörü domine eden ve önemli firmalardan biri konumuna geldiğini de görüyoruz. İzmir Kemalpaşa'da 416.752 metrekare alan üzerinde kurulu, İzmir Limanı'na 26 kilometre, üretim tesislerinde yaklaşık 24 milyon 300 bin metrekare yıllık seramik üretim kapasitesine sahip arkadaşlar şirketimiz. Zaten şirketin bakın şurada görselde yukarıda büyük bir şirketi görebiliyoruz. Resim olarak da belli. 1992 yılından bugüne kadar halka açık arkadaşlar şirketimiz. Seramik sektöründe birçok ilki yaşamış Ege Seramik. 2009 yılında Dijital Taybal Ege Seramik markası ile dijital baskı teknolojisini Türk seramik sektörüne tanıtarak sektörün gelişimine katkı sağlamış. Yani Ege Seramik bu sektörün dinamiklerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada belgelerinden falan bahsetmiş. Onlara geçmeyeceğim. Türkiye pazarında 150'nin üzerinde yetkili satıcısı ve 2000'in üzerinde tali bayisiyle güçlü bir dağıtım kanalına sahip arkadaşlar şirket. Aynı zamanda 50'nin üzerinde ülkeye yaptığı ihracatta dış pazarda da büyük bir güce sahip şirketimiz. Genel anlamda arkadaşlar şirketimiz pazar ihtiyaçlarını sürekli kendini yeniliyor ve trendleri yakın takip ederek seramik, fayans, karo ürün portföyü ile karşılamaya çalışıyor. Burada İbrahim Polat Holding'i görebiliriz. Bunu da inceleyebiliriz. İbrahim Polat Holding'in iştirakı 7'si yurt içinde, biri yurt dışında olmak üzere 8 tane şirketi var. Bunlar inşaat, seramik ve vitrifiye üretimi, turizm ve enerji sektöründe de faaliyet gösteriyor Polat Holding'imiz. Enerji yönetimi sistemleri ile ilgili de Ege Seramik burada bilgi vermiş arkadaşlar. Doğayı destekleyen, çevre dostu, inovatif çözümler üreten bir enerji misyonuyla arkadaşlar uygulama sürdürmeye devam ediyor. Yani bu fabrikaların enerji yönetimi uygulamaları aslında çok 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 güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar Ege Seramik baktığımızda halka açıklığının %33 olduğunu, 7.35 FK ve 1.89 PDD ile fiyatlandığını görüyoruz. Sermayesinin 377 milyon, öz sermayesinin ise 989 milyon olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ve Ege Seramik bu ay içinde yaklaşık arkadaşlar 2 hafta önce bir bedelsiz %280 bedelsiz bölünmeyle de yatırımcılarını mutlu etmiş diyebilirim. Çünkü bedelsiz bölünmeler yatırımcılar için biliyorsunuz sıfır maliyetli lot artışı olduğu için gayet mantıklı oluyor. Ondan sonra bir süre akümüle süreci ya da geri bir düşüş yaşanıyor. Ardından tekrar yükseliş ivmesi kazanarak şirket çalışmalarına devam ederse, yönetim iyi şekilde çalışırsa yükselişine de devam ediyor. Şimdi burada atıyorum elinizde 100 tane hisse varsa 280 tane daha hisse geldi. 380 tane hisseniz oldu. Bu oranlar gerçekten önemli arkadaşlar bedelsiz bölünmelerde. Şimdi arkadaşlar temettü tarafına baktığımızda en son 2022 yılında Nisan ayında temettü verdiğini görüyoruz. Ama 2023 yılında da temettü vermemiş fakat bunun yerine bedelsiz bölünmeyene yatırımcılarını gayet memnun etmiş. Aslında 2022 yılında da güzel bir temettü vermiş. Net 2 liralık bir temettü vermiş. Temettü artışını ciddi bir oranda arttırmış bir önceki yıla göre. Özet rapor tarafına geçtiğimizde arkadaşlar öz kaynakların arttığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz 3 aylığa göre net borcunda bir tık azalma mevcut. Finansal borçları arkadaşlar bir tık artmış. Duran varlıklarında cüzi bir miktar artış ve döneminde artış yalnız satışlar ve brüt karlarda FAVÖ'nde net dönem karında arkadaşlar ciddi hani kendi içinde de olsa sıkıntı olduğunu buralarda görebiliyoruz. Ama ben şirketimiz çok güçlü, çok köklü bir şirket olduğu için bunları da düzeltebileceğine inanıyorum. Şimdi ben Ege Seramik'in teknik tarafına geçmek istiyorum. Dostlar ne yapıyorduk? Öncelikle
Grafiğimize uzun vadede bir bakıyorduk. Grafiğimizi komple temizledim. Beraber bir inceleyelim. Şimdi bizim için ne lazımdı? Öncelikle bir üst kanal direnci. Direnç seviyemizi belirlemek için üst kanal direncimizi aldık dostlar, koyduk buraya. Yükselen trendi tabii ki çizebiliriz ama buradan çizeceğimiz yükselen trend çok sağlıklı bir trend olmaz. Neden? Artık kanal aşımı yapmış ve kendine yeni bir kanal oluşturmuş. Ama bir kanal çizilecekse arkadaşlar, Ege Seramik'in içinde bulunduğu uzun vade kanalı bu. Başladığı, bakın, kanal dip, aralarda bir akümüle, tekrar dip ve zirve, zirveye yakın bir temas, ondan sonra yukarı yönlü yükselişi gayet nizami bir şekilde Ege Seramik'te görebiliyoruz. Şimdi artık zaman diliminde yaklaşıyoruz. Günlük zaman dilimindeyim. Arkadaşlar, Ege Seramik'in şuradaki geri çekilmesi yukarıdan aşağıya doğru fiyat hareketine baktığımızda yaklaşık %50'lik bir geri çekilme yaşamış hissemiz. Pardon. Fakat bu %50'lik geri çekilme bizim haftalık grafiğimizdeki üst kanal çizmiştik ve kendini yeni kanal açtı demiştik ya. Yani şurada bir yeni kanal aşımı gerçekleşmişti. Kanala geçtikten sonra ise hissemiz %152'lik bir yükseliş getirisi yaşamıştı. Şimdi artık o kanal tekrar bizim hissemizi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi tutmuş durumda. Yani hissemizin desteği, günlük grafikteki dip seviyesi artık çalışmış durumda. Bunu burada rahatlıkla görebiliyoruz. Peki biraz daha incelersek ne diyebiliriz? Şimdi arkadaşlar, bize ne lazımdı artık? Hissemizin düştüğü trendin başını bulduk ve düşen trend çizgimizi çizdik. Şimdi bakın, hissemizde bir oluşum şu an için söz konusu, o da şöyle. Bizim düşen kanalımız var gördüğünüz gibi. Bu kanalı arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru nizami bir şekilde, bakın, düşürmüş, tepki almış, yukarı yönlü düşeni kıramamış, tekrar dip yapmış. Şimdi tekrar düşen kırılımı yapıp toparlanmak istiyor. Neden? Çünkü bizim yataydaki şu eski direncimiz olan, şimdiki desteğimiz olan şu seviyelerde hissemiz bir tepki buldu. Buradan bulduğu tepkiyle de hacimlenmek istiyor. Fakat şöyle bir durum söz konusu. 4 saat diye düşürüyorum. Artık zaman dilimini yakınlaştırıyoruz. Biraz hacim tarafında hissemiz kısır gidiyor. Neden? Bunu en kolay şekilde mumlardan da anlayabilirsiniz. Bakın. Çok sert bir fiyat hareketiyle trend dibine kadar vurmuşlar. Ondan sonra tekrar yukarıya gelmiş ve şurada çok kısır bir hacimle hissenin işlemleri devam ediyor. RSI tarafımızda da bakın ciddi doldur boşaltları görebiliyoruz. Yani içerideki oyuncu açıkçası tahtanın, nasıl derler, çok kaba olmasın, tahtayı haşet ediyor. Gerçekten haşet ediyor. Gördüğümüz son durum bu. Şimdi ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar, 5.05 üstü Ege Seramik'te bize lazım. Bunu açıkça söylüyorum. 5.05 üstü bize lazım. 5.05 üstünde tabii ki yukarıları konuşacağız ama 5.05 üstünde önce 5.48'imiz var. Bizim şuradaki 5.48'imiz, şurada dip yaptığı seviye önemli. Ondan sonra arkadaşlar şurada yatayda yine bir destek direnç seviyesi oluşmuş, küçük çaplı. 6.24 seviyesi bizler için önemli. 6.24'ün üstünde artık şurada arkadaşlar fitilli bir boşluğumuz var. 6.56, burada yakın iki tane direnç seviyesi görüyoruz. Bunlar önemli. Daha sonrasında 6.97. Tahta çok boş olduğu için direnç destek seviyelerimiz de birbirine yakın oluyor. 7.75 seviyesi bizi karşılıyor. Ve arkadaşlar akabininde 8.41. Onun üzerinde de artık zirveleri zorlamamız gerekiyor. 9.72. 9.72'nin üzerinde ise hissemiz ne olur diye bakarsak, orada birazcık daha zaman diliminden uzaklaşmamız ve kendimize yeni bir üst kanal trendi bulmamız gerekiyor artık. Bu üst kanal trendimiz ise biraz daha geçmişten geriye gelerek alacağımız bir trend olur. Burada çok fazla uzağa gitmek istemiyorum. Çünkü tahtada ciddi bir hacimlenme görmek gerekiyor arkadaşlar. Gelecek direnç seviyesi de biliyorsunuz şurada. Hisse buradan böyle pat 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 kalkmasını beklemiyorum ben, dik bir şekilde. Şurada yavaş yavaş hacimlerine, hacimlerine, destek direnç seviyelerine hacimli bir şekilde geçe geçe arkadaşlar hissemizin 15 liralara kadar bir yükseliş potansiyeli söz konusu. Onu da buraya bıraktık ve rengini kırmızı yapıp arkadaşlar çizgimizi de kalınlaştıralım. Aynen, daha dikkat çeksin. Şimdi hissemizde böyle bir getiri potansiyeli var. Dedik ki dibin dibini şu an için günlük grafikte görmüş olabilir. Bizim şu anda takip edeceğimiz tek seviye düşen kırılımı seviyesi. Bakın, hareketli ortalamalar tarafına geçtiğimizde hareketli ortalamalardan çok uzak bir şekilde fiyatın tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Artık 21 günlük hareketli ortalamada fiyata yerleşmiş. Bizim için önemli olan ne? Önce düşen kırılımı, ardından arkadaşlar 21 günlük ortalamanın üzerine atmak. 21 günlük ortalamanın üzerinde 2 günlük hissemizin fiyat hareketini görelim. Tabii ki bunu hacim de desteklesin. Bakın, şimdi hacim tarafına geçiyoruz.
Hacim tarafındaki orantısızlığı görüyorsunuz. Hacimde ufak ufak bir mal toplama var ama yeterli değil. Hacim tarafındaki artış da ciddi bir şekilde arttıktan sonra artık arkadaşlar hissenin içerisine gireriz. Nerede gireriz? 5.05'in üstünde duracak. Bir önce 5.05'i kıracak. Zaten 5.05'i kırdıktan sonra sert bir hareketle 5.24 üstüne hissenin oturması lazım. 21 günlük hareketli ortalamanın üstüne. 21 günlüğün üstünde de 2 gün boyunca durduğu sürece artık arkadaşlar yukarı yönlü fiyat hareketlerimizi takip edeceğiz. Anlık olarak ilk hedefimiz %10, ikinci hedefimiz %25, üçüncü hedefimiz %38, %54, %69, %85 ve arkadaşlar son hedefimiz olan 15 liraya kadar bizim hedef potansiyelimiz %200'lük bir getiri potansiyeli hissemizde mevcut orta vadede. O yüzden dikkatli takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Bakın çoğu hisseler kamalara, alçalan kamalara kırdıktan sonra ciddi potansiyeller yaşayabiliyor. Ama bunun için en önemli desteksimiz bizim hacim. Hacimde bir artış, ciddi bir artış görmeden hiçbir şekilde gaza gelip hissenin içinde kalmıyoruz dostlar. Önemli olan hisse nereden alınır? Bir dipten iki düşen kırılımı yaptıktan sonraki hacimle birlikte artış hareketini gördüğümüz seviyeden. Bu çok önemli. Bunu kendinize prensip elde edin. O zaman zararlarınız minimuma inecektir. Şimdilik arkadaşlar hissemizi takip ettiğim seviyeler bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günleriniz olsun.